Evet arkadaşlar, Orkun Yazgan'dan aldığım mesaja göre küçük bir kilitlenme yaşadık StreamYard üzerinden. O yüzden bayağı bir geciktik. Çok özür Geldik. dileriz. Abi o kadar Bir çok açık kapı yap. sayıda üst tarafta program açıyorum ki bazen böyle şey oluyor. Sıkışma ve kilitlenme oluyor. Sen de şimdi girdin herhalde. Arkadaşlarımız da gelmişler. 76 kişi olmuş şimdiden. Sesler duyuluyor. Her şey iyi. Tamamdır. Ben bir özet Yok, ben daha yapacaktım. girdim Sen çıktım. girdin mi? Ha girdin çıktın. Ben bir özet yapacaktım. Onu hazırlamıştım. Bir başlayayım. Bilmedim. Özellikle Avrupa Süper Ligi yalan oldu. Başlamadan bitti şeklinde. İptal, daha doğrusu askıya alındığını bizzat kendileri de açıkladılar. Tabii çok enteresan yani. Kaç günden beri bununla uğraşıyoruz. 12 kulüp kurmuştu. 2 gün sonra dağılmaya başladı. Özellikle İngiliz kulüplerinden gelen arka arkaya çekilme kararlarının ardından Süper Lig yönetiminden açıklama geldi. Projeyi yeniden şekillendirmek adına gözden geçirdiklerini ve organizasyonun askıya alındığını, yani buzdolabına koyulduğunu söylediler. 6 İngiliz kulübünün çekilme kararı almıştı. Ve bunun üzerine ciddi tepkiler gelmişti. Taraftarlardan tepki gelmişti. Ve ömrünü 2 günde tamamlamış oldu proje. Bize de bu 2 gün için işte futbolu farklı yönleriyle konuşma fırsatı oldu. Bir taraftan da bir gündem oldu. Baskılar nedeniyle İngiliz kulüpleri ayrılmak zorunda kaldı. Projeyi yeniden şekillendirmek için adımlarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni bir organizasyon öneriyoruz. Çünkü var olan işe yaramıyor ifadelerine yer verildi. Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester City kulüpleri, sonra Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Real Madrid kulüpleri kurmuştu, Barcelona kurmuştu. Özellikle taraftardan, kamuoyundan gelen tepkilerle birlikte proje askıya alınmış oldu. Zaten uzun uzun bizler de yayınlarımızda bunu aktardık, konuştuk. Ama tabii enteresan. Yani çok futbolun özüne bir sahip çıkma, futbolun sadece parayla anılmasına bir karşı koyuş, bir kamuoyu tepkisi oldu. Sözü sana verirken bunun kazananı taraftarlar oldular. Özellikle İngiliz taraftarlar futbola bağlılık konusunda müthiş bir gösteri sergilediler, duyarlılık sergilediler. Sokaklara çıktılar Okay ve özellikle işte kendi kulüplerinin onların istediği yönde katılmama kararı gelince de çığlık çığlığa sevindiler. Yani İngiliz taraftarlar bu işin kazananı oldu. Kaybedeni de Perez oldu. Yani Perez çok kötü bir görüntü çizdi bu dönemde. Hani tamam, futbol ve paranın birleştiği bir görüntü olarak ön plandaydı. Haklı talepleri bile olsa ve bunu ifade etme tarzı ve biraz da kibirliği, hatta küstahlık noktasında olacak kibiriyle bu sürecin kaybedeni olduğunu söyleyebilirim. Real Madrid Başkanı ve Süper Lig Başkanı, Avrupa Süper Lig Başkanı Perez'in. Inter'le Atletico Madrid'de organizasyona katılmayacaklarını açıkladılar. Barcelona, Evet. Real Madrid, Juventus kaldı. Spanyollar ya bu mesele taraftarın gücü, Jamie Carragher'ın, Guardiola'nın, Klopp'un, Neville'ın, Key'nin konuşmaları şeklinde futbol kultu kurtuldu şeklinde falan lanse ediliyor ama öyle bir şey yok. Zenginlerle kadar basit. Yani zenginlerle daha zenginlerin mücadelesinde daha zenginlerden biraz daha bir şey kopararak çekildiler de diyebilirsiniz. Yani kimse kimseyi kandırmasın ya. Dün Chelsea taraftarları çıkmışlar, aman 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 ortalığı karıştırmışlar filanmış. Jose Mourinho'nun takımı nasıl kuruldu? Kim kurdu bu takımı? Abramovich kurdu. Kim bu? Rus milyarder. Nedir? Putin yönetimi sonrasında ortaya çıkan oligarklardan birisi. Niye oraya geldi? O para nasıl bir paraydı? Chelsea'yi romantizmle mi Avrupa şampiyonu yaptı? You'll never walk alone'cular yıllardır şampiyonluk peşinde koşuyorlar ve bir türlü olamıyorlardı. Para bir geldi Chelsea ile, You'll never walk alone bir şarkı olarak kaldı. Sonra baktılar ki olmuyor. Amerikalılar da girdi, Araplar da girdi. Ne oldu abi? O zaman biraz itiraz edildi. Ne oldu? Devam ettiler yine arkasından. Özetle, yani ben taraftardır, şudur, Sen budur, abi bunlara kurulmasını istiyorsun yani, değil mi? Anladığım kadarıyla. kurulmasını istiyor değilim. Statikoya karşı Süper Lig kafa kaldırdı. Statiko da Evet. kazandı. Bu statiko nedir?
İsviçre'de dünyayı yöneten FIFA ve UEFA kurumlarının istedikleri gibi futbolu yönetme şekli. Benim itirazım şuna. Ben neden Türkiye'de kavga ediyorum? 30 milyon euro kazanacağım diye ediyorum kavgayı. Dün Beşiktaş'ın her pozisyonuna rakip taraftarlar o yapıyorlar. Bugün Galatasaray'ınkine yapacaklar. Pazar günü de Fenerbahçe'ye yapacaklar. Niye? Çünkü topyekün bir taraftar yönetim işbirliği var. Diyorlar ki biz şampiyon olmalıyız. Rakip takımın penaltısı penaltı değildir. Onlara verilmeyen penaltı kesin penaltı. Bizim attığımız gol aslında goldür. Biz faul yapmıyoruz, siz faul yapıyorsunuz. Ivır zıvır. Niye? 30 milyon euro para almak için yapıyoruz hepsini. Avrupa'nın büyük ligine gidebilmek için yapıyoruz. Çünkü içeride kazanacağımız da bir şey kalmadı. Ama bu kavgayı yapmamıza rağmen bir sonraki sene direkt gidemeyeceğiz Şampiyonlar Ligi'ne. Niye gidemeyeceğiz? Çünkü bu kavgayı yaptığımız için aşağı indik. Futbolun temel değerlerinden biz koptuk. Benim itirazım bu temel değerlerden kopuşa karşı hiçbir şey söylemeyenlerin birdenbire You'll Never Walk Alone ve Barcelona üzerinden, Ünmeske Unkrop üzerinden kalkıp aslında hiç başvurmadıkları romantizmi savunmaları. Yani işlerine geldiği gibi davranmadı. Bir de işin rasyonel tarafı var. Ben bir iktisatçıyım. Aynı zamanda bir televizyoncuyum. 30 senedir bu işin içerisindeyim. Futbolun ne hale getirildiğini UEFA tarafından görüyorum. Zenginlerin sporu haline çevrilmesinin nasıl gerçekleştiğini görüyorum. Bu zenginlerin Galatasaray, Manchester United'ı elediği anda Avrupa'da dengeler değişti mi? Değişti. Ha, Galatasaray Chelsea'den 5 yedi burada. Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Chelsea dönemin en iyi takımlarından biriydi. Avrupa şampiyonu olamadı. Ama Galatasaray o sene Kupa 2'yi kazandı. Neydi Chelsea'nin günahı diye yazılar yazıldı. Yani bu kadar yatırım yap, bu kadar iyi futbolcuları dünyada barındır. Şampiyonlar Ligi'nde zirveye gitme. Ama senin 5-0 yendiğin takım İstanbul'dan çıksın, tıkır tıkır UEFA kupasını alsın. O da bir fairy tale'di, peri masalıydı Galatasaray'ınki. Ama o masalı bir daha yazamıyorsun işte. O masal 40 yılda bir yazılıyor. 40 yılda bir yazılacak masallar için romantizm yapmanın bir anlamı yok. Romantizm nedir? Altın Ordu ile ilgilenmektir. İlgileniyor musun Altın Ordu ile? Yok. Cengiz Ünder Premier Lig'de oynuyor. Çağlar Söyüncü Premier Lig'de oynuyor. Erce Kardeşler Trabzonspor'da yedek kaleci ama iyi kalecilerden birisi. Üçü de amatör ligde oynuyorlardı. Geçen hafta yayın yaptık. Amatör liglere bakıyor mu Türk futbol yöneticileri? Hayır. Oynatmıyorlar amatör ligleri. Niye oynatmıyorlar? Oynatmıyorlar işte. Bal gibi yok sayıyorlar onları. Yani neresinden tutarsan elinde kalıyor. Varsa yoksa Türkiye. Statüko. UEFA'da da statüko kazandı. Statükoyu kazanmak için her şeyleri vardı. Medyaları vardı. Ya bir telefonla herkese ulaşırsın. Neville bir şey söyle. İşte Bielsa bir şey söyle. Milner bir şey söyle. Çeh bir şey söyle. Diyebilirsin yani bu arada. Onlar da söylerler. Çünkü bir sisteme bağlılar. Bu bir muhtıraydı. Benim değerlendirmem başlangıçta buydu. Bir Evet. muhtıraydı bu. Muhtıra. Şimdi futbola yeni paralar gelecek ve paralardan yine bu 12 kulüp yararlanacak. En büyük parayı bunlar kazanacaklar. Yani UEFA için bundan sonra işler kolay mı zannediyorsunuz? Hiç kolay değil. Ben bunu sağlıklı bir şekilde el sıkışmayla bitireceğini zaten söylemeye çalıştım. Ama bu meselenin de öyle basit mesele olmadığı kesin net bir şekilde ortadaydı. Sen Kupa Galipleri Kupası'nı yok ettin ya. Kupayı Antalyaspor kazanırsa, Şampiyon Kupa Galipleri Kupası'na gitse, 32 takımla birlikte 2 de tur atlasa, son 8'e kalsa o zaman peri hikayesi olur. O zaman fairy tale olur. Ne yapacak? UEFA'ya gidecek. Bakacaklar puanı düşük. En alttan eleme oynayacak, oynayacak, oynayacak. Diyelim ki UEFA Kupası'na gitti. Türkiye Ligi'nde gidebileceği hiçbir yer kalmayacak. Çok maç oynatalım, çok para kazanalım. Daha fazlası gelsin, biz de komisyonumuzu alalım ekibi. Ya düne kadar UEFA'ya mafya diyordu insanlar. Şimdi UEFA'nın tarafına geçtiler. Bence insanların burada sağlıklı düşünmesi lazım. Perez deli olabilir, evet. Geçen akşam çıktı, saçma sapan laflar etti. Gerçek, yani hakikaten saçma sapan laflar etti. Yani futbol oyun sürelerinin kısaltılması falan filan. Bunlara giremezsin şimdiden. Ama dediği çok doğru bir şey var. Gençler futbol izlemiyor artık. Kim izler ya bu kadar uzun süre futbolu? Biz gazeteciler hepimiz futbol izlediğimiz için herkes futbol izliyor zannediyoruz. Herkes futbol izliyor. Hayır. Mesela ben Barcelona Real Madrid maçını izleyemedim. Hayatımda ilk defa 17 tane El Clasico anlattım meslek hayatımda. Barcelona Real Madrid maçı anlattım. Hayatımda ilk defa izleyemedim. Çünkü o platform bende yoktu. Ama işte SES Sport var, orada varmış. Ama bilmiyordum orada olduğunu. Sonradan öğrendim. Olsa izlerdim. Türk halkı
TRT'de ve MTV'de açık kanaldan Barcelona Real Madrid maçını izlediği zaman her şeyi biliyordu. Bugün kapalı kanaldan izlemeye çalışanlar biliyorlar işi. Gazeteciler zannediyor ki sokaktaki herkes izliyor. Hiç kimse izlemiyor arkadaş. Hiç kimse haberi bile yok ne olduğunda. Buna itiraz edildi mi zamanında? Edildi. Sonuç alındı mı? Alınamadı. Ya Magic Box anteni çıktığı zaman Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Türkiye Spor Yazarlar Derneği kupasını izlemek için ülkede olay oldu ya. Magic Box'ı olan kahvelere koşuşmalar oldu. Barlara, restoranlara koşuşmalar oldu. Magic Box almak için insanlar paralarını topladılar. Magic Box antenini koydular. Magic Box'tan maç izlemeye çalıştılar. Uydu yayıncılığı, devrimsel bir gelişim vardı. O zaman taraftar toplanıp bir gösteri yaptı mı? Yok. Yani Murdoch Lisboro'dan sonra yükselen İngiliz futbolunu şifreye soktuğunda itiraz ettiler mi? Azıcık ettiler. Yani şimdi de yeni bir yayın teknolojisi, yeni gelir kaynakları var. Birileri dedi ki bir dakika biz bu işi değiştirmek istiyoruz. UEFA dedi ki değiştiremezsiniz ben tek elim. Oturup anlaşacaklar. Yine kazananlar onlar olacak. Yine kazananlar onlar olacak. Bu hareketin doğru tarafı buraya akan parayı biraz daha büyütebilirdik. Büyütebiliriz tepkisi. Yani 100 lirayı 150 liraya çıkaralım istiyor. Diğerleri de diyor ki siz açgözlüsünüz. Tabii daha çok pay alacaksın. Tabii çok onlar alacaklar payı. İşe bu taraftan baktığın zaman bu görünüyor. Bir de dön şuna bak. Biz Bankalar Birliği'nin kucağına oturtmuşuz efsane kulüplerimizi. Bankalar Birliği'nin kucağına oturtmuşuz. Onlar daha büyük bir sermaye getirmişler. Sen nasıl çıkıp şimdi Avrupa futbolunda tarih yazacaksın? Cefer'in diyor ki Celtic, Rangers, Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacımız var. Hayal kurmamız lazım. Evet, hayal kurduracaksın. Niye Celtic'i almıyorsun? İskoçya olduğu için mi? Niye almıyorsun abi Celtic'i? Celtic'i. Bunu direkt Şampiyonlar Ligi'ne al. Yok. Git biraz eleme oyna diyorsun. Galatasaray'ı almayacaksın seneye. Belki şampiyon olacaklar. Diyecekler ki eleme oyna. Çıkabilecek misin? Çıkamayacaksın. Diyor ki sana tarihi yaz. Nasıl yazayım tarihi? O Türklerin bileceği bir iş tabii. Hangi rekabetin içerisinden tarihi yazarak çıkabilirsin? Al. Ben elle de oynansa, elle de içeri girse, işte hakemi bağlayarak, hakemin üzerine baskı kurarak, federasyona çullanarak olayım da nasıl olursam olayım mantığı var. Hiç kimse şunu demiyor ki, arkadaşlar şampiyon olduk ama top mu oynadık Allah'ını seversen? Yok, en büyük biziz diyor. Büyük ol, ne olacak, ne fark eder? Yani dolayısıyla bir romantizm yok. Futboldaki romantizm öldü. Futboldaki romantizm öyle 25 sene oldu. O yüzden işi romantizm üzerinden kasmamak lazım. Artı ben ve benim gibi hikaye anlatan insanlara da romantik yaftası yapıştırmamak lazım. Ayıptır. Yani Baba Hakkı'yı anlatmak, Lefter'i anlatmak, işte Metin Oktay'ı anlatmak, bir zamanlar böyleydi diye anlatmak romantizm değildir. Bir hikayenin tarihçesini ortaya koymak demektir. Soruyorum size. Evet. Son 30 yıl Baba Hakkı, Lefter, Metin Oktay hikayesi anlatabileceğimiz bir şey var mı ortada? Yok. Fatih Terim'in kazandığı başarılar ortada. Hiç kimse sevmiyor Fatih Terim'i. Aynı şeyleri geçmişte yapan birisi olsaydı taparlardı. Ve yapmadıkları halde de tapıyorlar. Ne oldu? Sevgi ortamı kalmadı zaten. Yani o romantik futbol öldü. Gömdük gitti. Geçmiş olsun romantik futbola. Bakalım buraya şimdi. Dünyada büyük fonlar var. Ben bunu söyledim. Dünyada büyük fonlar var. Bu fonlar para kazanmak için varlar. Şeker ticaretine girdiler, petrol ticaretine girdiler, tütün ticaretine girdiler, patates ticaretine girdiler, uluslararası hava taşımacılığına girdiler, uluslararası deniz taşımacılığına girdiler, uluslararası kara taşımacılığına girdiler, çöp geri dönüşüm işine girdiler, girmedikleri restoran işlerine girmedikleri hiçbir yer kalmadı. Para neredeyse oraya, şimdi de buraya giriyorlar. Çünkü canlı olarak ekrandan izlenebilecek en değerli içerik hala futbol. Ve diyor ki ben daha fazlasını veririm. Ben daha fazlasını veririm. Yani bizim biraz kafayı çalıştırıp Bein Sports'un ben ödeyemiyorum artık kardeş dediğinde indirim yapalım demekten ziyade meseleyi baştan kurgulamamızda. Yoksa ne oldu? Avrupa Süper Ligi kavgası yapıldı. Bize Galatasaray'ı da alırız diyerek bal sürdüler. Hadi dediler aslansınız, kaplansınız. Sonuç yine fakiriz. 118 yıllık, 120 yıllık kulüplerimiz var. 5 milyar lira borçlular. Ödeyebilirler mi? Ödeyemezler. Nasıl ödeyecekler bu parayı? Birbirleriyle kavga ederek mi? Ödeyemezler Orkun. Yani bitti, geçmiş olsun. Dönüp gençleri yetiştirecekler. Futbol felsefesi gelişecek. Birbirimizi sevmeye başlayacağız. Ardından da ufak ufak Şampiyonlar Ligi'nde yükseldiler diyecekler. 20 sene sonra oraya yapabiliriz. Alman
Yani Almanların ortaya koydukları davranışı çok net bir şekilde alkışlıyorum. Ama bu Alman ligiyle ilgili değil, Alman futboluyla ilgili değil. Alman sistemiyle alakalı. Büyük vergi Evet. kanunları var mı? Var. Fransa'da var mı? Var. Büyük yıldızlar gidiyor mu oraya? Hiç kimse gitmiyor. Çünkü kulüpler onları alamazlar. Onları aldığın zaman vergi sisteminden seni, ya mesela Mihail Schumacher'in evi niye İsviçre'de? Çünkü Almanya kazandığın paranın %80'ini alır elinden seni. Ama o %80'ini elinden aldığı zaman da sana geri döner o para. Eğitime gider, sağlığa gider, sıkıştığın zaman desteğe gider sana. Ne yapıyor? İsviçre'ye gidiyor. Büyük sporcular niye Monaco'da yaşıyorlar? Yani madem romantizm var, bu futbolcuların %90'ının neden banka hesapları Kayman Adaları'nda, Monaco'da ve İsviçre'de, soruyorum yani, niye orada bu paralar? Çok romantiklerse niye ülkelerine vermiyorlar? Almanya'da bir sistem var. Kendi halinde belli bir gücü oluşmuşlar ve dünya hükümdarlığına çok da takılmış değiller. Doğru bir duruş. İngilizlerin de siyaseti var. Yani siz İngiltere'yi küçük bir ada ülkesi mi zannediyorsunuz? Hayır, dünyayı yöneten bir güç var orada. Ve Boris Johnson, Çankırılı bir arkadaşımız, bak, bir Türk meseleye el koydu. Dedi ki, ben oynatmam size burada maçı, dedi. Burada futbol oynayamazsınız. Yakarım, dedi. İngilizler yoksa bu olmaz, dedi Juventus'dan Agnelli'de. Evet, İngilizler olmazsa olmaz. Ama şimdi ben UEFA'ya şu soruyu soruyorum. Sevgili UEFA, ey Ceferi. Galatasaray için, Dinamo Zagreb, Celtic ve Rangers için söylediklerine teşekkür ederiz. Eyvallah. Ha, biz ayrıca kupayı kazanmış bir ülkeyiz. Ayrıca çeyrek finallere çıkmış bir ülkeyiz. Bunu Fenerbahçe yaptı, Beşiktaş yaptı, Galatasaray çeyrek final yaptı, yapmış bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim yeniden bir fairy tale'a ihtiyacımız yok. Bizim kendi kendimize toparlanmamıza ihtiyacımız var. Şimdi diyorum, yeni bir Süper Lig bugün kurulsa, Everton, Leicester City, Wolverhampton Wanderers, Valencia, Real Betis, Torino, Fiorentina, XYZ 12 takım kurulsa, ne olur? UEFA hepsini atar. Ne yapıyorsunuz siz ya? Hadi yallah. Bunları atabildiler mi? Yemedi. Çünkü onlar olmazsa UEFA da yok. Yok yani, işte UEFA kupasını görüyoruz. Final maçı bile ilgi çekmiyor. Kapkaranlık bir ortam. Şampiyonlar Ligi'ni yaratan markalar dediler ki, daha çok para istiyoruz. Bu Türkiye'de bana çok sık geldiği için bir cevap vereyim. Taraftar mısınız, değil misiniz? Bakın, bu bir şey değil, oylama değil. Bu taraftar olmakla alakalı değil. Bu UEFA'cılık yapanlara karşı benim gösterdiğim reaksiyon. İktisadın bir mantığı var. Bugün kalkıp itiraz eden gazeteciler de var. Olur mu kardeşim diyenler. Kazançlarını dijital medya sayesinde elde ediyorlar. Yani dijital medya sayesinde elde ediyorlar. Dijital devrimde. Bu sistemle elde ediyorlar. Sistem sana bunu gösteriyor. Sat bakalım hadi Liverpool'u. Hadi yap bakalım. Altın Ordu'yu yap. Hadi Eskişehirspor nasıl battı diye yap bakalım. İzliyorlar mı? Yok. Ama bir cümle atarsın ortaya. Galatasaray Mayıslara abonedir. Mayıslar Galatasaray'ındır de. Bak nasıl gazeteci oluyorsun. Herkes bravo abi, koçumsun diyor. Ne oluyor? Sen de endüstriyel gazetecisin. Sen de güce tapıyorsun. Sen de gücün yanındasın. Sen de gücün yanındasın yani. O yüzden benim itirazım bunlara. İki tane zengin grup bir araya geldi, kavga ettiler. Sonunda onlar kazanacaklar. Yine parayı onlar alacaklar. Ben futbolun doğal akışına doğru gitmesinden yanayım. Eğer Real Madrid borçluysa, ekonomik imkanları doğrultusunda bir takım kuracak. Betis yıllarca doğru yaptıysa, yavaş 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 yükselecek ve Betis bir dönem şampiyon olacak. Real Madrid parayı biriktirip çıkacak. Zenginin hep zengin kalması için yol açılıyor. Doğru mu? İlhan Cavcav sürekli iyi takımlar kurdu. Yukarılara çıktı. Avrupa'ya da gitti takımı. Ama hiçbir zaman geçemedi statikoyu. Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ın da statikoyu. Yani diyoruz ya, Beşiktaş'ın önü kesiliyor. Galatasaray'ın önü kesiliyor. Fenerbahçe'nin. Gençlerbirliği'nin faulleri, verilmeyen gollerini hiç dert ettik mi biz? Bu sene Gaziantep'in 4 tane, 5 tane kritik golü verilseydi 15 daha koyardın üstüne puanın. Kabul edildi mi? Yok. Oyuncuların hızı kesildi. Kimsenin umurunda mı? Yok. Ya yine zenginler kazanıyor. Benim kızgınlığım burada. Zaten hep zenginlerin kazanacağı bir yarışta X statikoya sahip olan zengini tutmak neye? Açıkça konuşalım. Bir dakika, futbola bir şey geldi, iddia geldi. İddia ediyoruz, daha fazla para kazanabiliriz. Ha, Perez'in hastalıklı kafası şu.
12, 15, 20 takım bir arada olsun, üstlük olsun bu. Sürekli olarak bu ligi oluşturalım. Avrupa Ligi olsun bunun adı. Avrupa Birliği varsa Avrupa Ligi de olur. Ama bütün federasyonların da bu işin içerisinde yer alması kaydı şartıyla. Yani bir sürü şeyi var, sıkıntısı var bunun. Ben buradan Türkiye'nin kendisine bir pay çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu akşam Ali Kırca'nın siyaset meydanı gibi bir siyaset meydanı yapılmalı. Dev bir yerde, yani pandemiye uygun bir şekilde gazeteci, federasyon, eski futbolcu, Avrupa'ya bağlantılarla Türk futbolu nerede? Bu krizden Türk futbolu kendini nasıl tanımlamalı diye bir açık oturum yapılmalı. Yani bizim gazetecilerimizi çağıralım 3 kişi, akşam 23'te çıkalım, konuşalım, ondan sonra hoşçakalın, bizi izledin, bunlar olmaz artık. Birçok aklın girmesi lazım. Ben bir şey konuştukça başka bir şey aklıma geliyor. Okuduğum arkadaşlar bana ilham veriyorlar veya beni tahrik ediyorlar söyledikleriyle. Benim söylediğim onları kızdırıyor, onların bazen Okay da doğru söylemiş diyorlar. Herkesin konuştuğu tam çıksın, herkes Türk futbolu konuşsun. İspanya, al sana haberi okuyayım. Cefer'in demiş ki financial fair play meselesini yumuşatacağız. Ya bu şun demek. Real Madrid'in 1990'ların sonunda olduğu gibi Madrid Belediyesi'nden para alarak ayakta kalması konusunda göz yumacağız demek. Geçmiş olsun UEFA. Geçmiş olsun. Ne oldu? 700 milyon dolar açığı vardı 1999'da İspanyol futbolunun. Sonra nasıl zirveye çıktılar? Madrid Belediyesi Madrid'in borçlarını ne yaptı? Yaz bir köşeye. Aynı şey olacak şimdi. Aynı şey olacak. Yani koyduğu finansal fair play ilkesini yok ediyor. Peki beni sattılar demiş Perez. Boris Johnson'dan Prince William'a kadar hemen hemen herkes İngiliz futbolunu korumak istedi. Aslında İngiliz kültürünü korumak istedi. İspanya'dan ilk karar. İspanya'nın Madrid kentindeki 17 numaralı ticaret mahkemesinin Avrupa Süper Ligi'ni kuran 12 kulübe karşı herhangi bir yaptırım yapılmasını önlemeye yönelik tedbir kararı aldığı bildirildi. Söz konusu karar sayesinde kulüplere, futbolcularına ve yönelik herhangi bir yaptırım veya disiplin önlemi alınmasının önüne geçilmiş oldu. Başvuruyu lige finansman desteği vereceğini açıklayan şirketlerin yaptığı konuşuluyor. Yani hiç kimse Real Madrid'siz Avrupa Şampiyonlar Ligi. Real Madrid Şampiyon Kulüpler Kupası'nı Şampiyon Kulüpler Kupası yapan takımdır. İngilizlerin yükselişi 90'lara denk gelir. Yani esas futbolun bu kadar büyük olmasını sağlayan İspanyollardır. Barcelona, Real Madrid'dir. Onların arasındaki mücadeledir. İngiltere kendi içindeydi. Hillsborough faciası sonrasında gelen gelişimlere kadar, Cantona'nın ülkeye ayak basışına kadar, Chelsea'ye İtalyanların gelişine kadar İngiliz futbolu kendi aralarında oynayıp kendi aralarında zil takıp oynuyorlardı. 66'dan o güne kadar Dünya Kupası kazanamamışlardı zaten. Sonra global bir lig haline geldi. Asıl Süper Lig İngiltere Süper Ligi'dir. Ben ilk sunum yaptığım dönemlerde NTV'de ve TRT'de İngiltere Süper Ligi derdim. Süper Lig, Süper Lig. En sonunda bir gün bana NTV'de dediler ki Premier Lig'de. Dedim ki Premier, Süper aynı şey. Niye Türkçe kullanmıyorsa hayır, İngiltere Premier Ligi dediler. Eyvallah dedim. O günden beri İngiltere Premier Ligi diyorum. İngiltere Süper Ligi dünyanın Süper Ligi'dir aslında. Ve İngilizler o markayı korudular. Ama bir kez daha söylüyorum. Everton'lar, Wolverhampton'lar falan girseydi bu işin içerisinde öyle olur muydu? Hemen atarlardı belki. Al işte İspanya'dan ilk karar. İspanya Ticaret Mahkemesi'nin kararı Avrupa Birliği hukukuna kurulup bir karar merci olduğuna göre geçerlidir. Dolayısıyla burada bir danışıklı dövüş var. Gary Neville zafer kazandı. Villasında oturacak, prosunu tüttürecek, hayatına keyfine cheese diyecek, bir de fotoğraf koymuş şerefe diye. Devam edecek. Ama onun kazandığı para, onun kulübünün kazandığı para yine bu rekabet sayesinde gelecek. O yüzden hani taraftarı devreye soktuk, taraftar sayesinde işte olayı bitirdi falan. Ya ben bir şeyi savunmuyorum arkadaşlar. Ben Süper Lig tarafında falan değil. Ben hayatımın son 7 yılını Altın Ordu'ya gönüllü olarak çalışmaya adamış bir adamım. Cengiz'in şu kadar halini biliyorum. Çağlar'ın bu kadar halini biliyorum. Ama benden sonra adamla fotoğraf çeken gazeteciler Altın Orducu oldular. Ben buna isyan ediyorum. Gidiyor musunuz amatör izlemeye? Siz Erzincan Spor'u hiç izlediniz mi? Ben izledim. Hiç yok yani. Birdenbire Liverpool üzerinden yapıyorlar. Yok ya. Daha önce niye Amerikalılar aldı? O zaman niye itiraz etmediniz? Ötseydiniz. Amerikalılar sayesinde İngiltere Ligi şampiyonu oldu. Hadi bakalım. Reddedin bunu. Edemezsiniz. Biraz meseleye böyle bakıyorum. Çok konuşacak konu var da hani ben tek başıma solo performans kimseyi şey yapmayayım. Kızdırmayayım. Evet. Karşılıklı konuşamıyoruz stüdyoda olmadığımız için. Ben de artık not alıyorum. Nereden gireyim, nereden çıkayım diye. Benim aktaracaklarım da şunlar. Bizim dünkü WhatsApp grubumuzda, lise grubumuzda Mehmet Demirkol da tam bunu söyledi. Yani bir blöf yapıldığını.
ve karşılıklı bir güç yoklaması olduğunu özellikle biz de zaten kendi aramızda değerlendiriyorduk. Biraz işte güçlerinin farkında olması Real Madrid ve ekibi, çevresindekiler bizim bu işin içindeki özgür ağırlığımız farkında olursun şeklinde bir çıkıştır bu. Kendilerini hatırlatmış oldular ve daha fazla pay koparma sevdası, talebi, isteği olarak söylenebilir. Ve belki de bu bir PR kampanyası olarak bile düşünülebilir. Yani internet sitesi de böyle biraz sanki flash hazırlanmış. Yani çok çarpıcı ama iki tane açıklama var. Bir de kulüplerin adı geçerek şöyle bir tam bizim bu renkle aynı renkte bir mor bir şey yanda yanıp sönüyor. Bakın internet sitemizi de hazırladık. Çok hazırlıklıyız. Başlıyoruz. Biz bunu kendi kendimize yapabiliriz. Taraftarla ilgili şunu ve neyse karşılık olarak bunu sundular. Ve sistemden, pastadan, havuzdan daha fazla pay koparmak istiyorlar bundan sonrası için. Yoksa Okay'ın da anlattığı gibi sistem zaten böyle bir sistemdi. Yani bu Süper Lig ortaya çıktığı zaman bir anda her şey başka tarafa doğru gitmedi. Zaten büyük kulüplerin kendi ligleriydi Şampiyonlar Ligi. Dışında işte yani çeyrek finalde 7 tane takım hemen hemen zaten aynı oluyor. Hani şu anda 12 takım olacak ya 15 takım olacak ya sabit. 6-7 takım, 8 takım hemen hemen aynı oluyor. Hani bir tane boş bırakıyorlar. Oraya da o sezonun başarılı Avrupa takımı bir şekilde giriyor. Ki buraya Türk takımlarının da girdiği oldu. Galatasaray'ın da girdiği oldu. Fenerbahçe'nin de girdiği oldu. Dolayısıyla arada bir taneyi alıyorlar araya. Şu anda biz onu da yapamıyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en çok temsil eden ve zamanının diyelim en başarılı takımı Galatasaray son birkaç yıldan beri maç kazanamıyor neredeyse ve kopukluk giderek artıyor. Yani sınıflar arası fark, zenginle yoksul takımlar arasında daha çok gücü olan ve gücü az olan takımlar arasındaki fark artıyor. Zaten Şampiyonlar Ligi o şekilde bir lig ama o bile yetmiyor. O paralara, o harcamalara, o ekonomiye o da yetmiyor. O yüzden biz biraz daha imtiyaz istiyoruz, biraz daha imtiyaz istiyoruz diye somut bir şey ortaya koydular. Bakalım kapalı kapılar ardında neler koparıldı. UEFA'dan İngiliz takımlarına para önerildiği, verildiği yönünde hatta bir takım yine haberler var. Kapalı kapılar ardında kulislerde derinde ne oldu ama taraftarın ortaya koyduğu yani İngiliz taraftarın ortaya koyduğu o toplu hareket bence güzeldi. Yani onların bir kesim tarafından organize edildiğini düşünmüyoruz. Arkadaşlarımız da yazmışlar. Bizde olsa daha bireysel bir şekilde mutlaka bu işin içinde olalım ve ne koparabilirsek kârdır mantığı olurdu. Ki oldu zaten. Mustafa Cengiz'in bu yönde bir açıklaması oldu. Ünal Aysal da direkt Galatasaray'a gitmesi gerekir diye söyledi. Hatta ama Şekip Mostoğlu ile konuşurken o da eski Fenerbahçe yöneticisi ve federasyonda da uzun süre görev yapmış ve Avrupa futbolunu hukuki anlamda da yakından takip eden birisi, bir isim. O da dedi ki toplu faydaya bakarım. Yani ülkenin Türk futbolunun tümüne bir faydası olursa Fenerbahçe'nin ya da diğer takımların yer alması düşünülebilir diye. Yani hani bir yangından mal kaçırıp faydacılık anlamında değil de öyle bakmayı savundu. Fakat İngiliz taraftarların bu anlamdaki sokaklara çıkıp yaptığı gösteri futbolun özüne sahip çıkmak anlamında akılda kalıcı oldu. Romantiklik de kötü bir şey değil. Yani kötü bir şey olarak zaten algılanmıyor. Öyle algılayanları da boş verelim. Tam tersi futbolun özüne, bir oyun olduğuna, işte o çim kokusuna, kendi aramızdaki minik atışmalara o anlamda kızdırmaya, hakaret ederek onun galibiyetini yok sayarak her şeyin hakemli olduğunu öne sürerek yapma değil de bak nasıl yendik, o 3 attık, 5 attık, biz onu aldık, siz alamadınız gibi birbiriyle birbirini kızdırmak şeklinde devam etmek. Bu işin özü zaten. Romantikliği de o yönde algılıyoruz. Yoksa dediğin gibi zaten çoktan o baraj aşıldı. Futbol kurallarının değişmesi, futbolun sıkıcı hale gelmesiyle ilgili de ben şunu düşünüyorum. Aslında yıllardan beri de programlarda bunu aktarmaya çalışıyorum. Hasbelkader işin mutfağını görmüş bir kişi olarak. Dışarıda konuşulan, anlatılan, öyle olması istenen futbolla sahada oynanan futbol aynı değil artık. Bakın bu sezon Okay Beşiktaş en iyi futbolu oynuyor derken ben de diyordum ki evet ama yani günümüze göre en iyi futbol. En iyi futboldan kasıt sağ sol, orta kafa, ara pasla, inanılmaz tempolar, sürekli gol pozisyonları. Futbol bu değil artık. Maalesef bu değil. Futbol topu tuttuğun zaman tutmadığında da oyunun yönünü sürekli değiştirmek, sen onu yaparken karşı takımın ikinci bölgede bekleyip pozisyon alması ve matematiksel olarak bütün kareleri kapatıyorlar. Özellikle birbirine yakın takımlar. O kapanmadan sonra artık dikine oynayalım, sürekli bir oraya gidelim, bir buraya gidelim olmuyor. O yüzden çok stratejik bir şekilde, çok sakin bir şekilde, çok planlı programlı ve darbeyi tam
uygun zamanda vurmak üzere planlar yapılıyor. Bakın öne geçen takım maçları %80-90 kazanıyor. O yüzden o ilk golü bulana kadar bilek güreşi bu şekilde ortada devam ediyor. Eskiden şey olurdu, bir sen yenerdin, bir sen öne çıkardın, bir tane vururdun, o tekrar vururdu. Bunlar artık çok az oluyor. Oyun tıkandı. O yüzden oyunun tıkanmasıyla alakalı bir takım çözümler gündeme gelebilir. Offside kuralının değişmesi gündeme gelebilir. Eskiden hatırlayan burada çok az vardı. Top Grobeler miydi kalecinin adı Okay? Grobeler'e geliyordu, topu tutuyordu. Bir sağa bakıyordu, bir sola bakıyordu, biraz yürüyordu, tutuyordu tekrar falan. Sonra dediler ki çok fazla zaman geçiriyor bu. Artık o saatten sonra geri pas yasaklandı. Yani o şu anda belki çok oturmuş bir şey ama daha önce böyle bir şey yoktu. Yani ve devrimsel bir karardı o döneme göre. Belki offside kuralıyla ilgili olabilir. Topa sahip olmayla ilgili başka şeyler olabilir. Faul yaparak oyunu kesmeyle alakalı olabilir. Beraberliğe belki az puan verilmesi, ki zaten az puan veriliyor. 0-0 az gollü beraberliğe belki hiç puan verilmemesi, bilmiyorum. Yani farklı sistemlerle biraz hareket getirilebilir futbola. Bu anlamda da Real Madrid başkanının çıkışları önemliydi. Çünkü bizim çocukluğumuzda oynadığımız, sonrasında da sahalara koşup hatta radyodan bile aynı heyecanla dinlediğimiz futbol şu anda gençler için, ufaklıklar için, lise öğrencileri için diyelim, üniversiteye başlayanlar için kısmen aynı değil. Çünkü ben daha çok oynuyorum Okay. Kompüter oyunlarında, yani işte PlayStation oyunları dediğimiz oyunlarda oyun çok hızlı. Bir kere hemen başlayıp bitiyor. 5 dakikada, 6 dakikada bitiyor. Ve orada her şey sizin elinizin altında. Ve ben özellikle gençlerle oynarken, bu arada en üst lige kadar yükseliyorum oynarken. Geçen hatta birinci ligde final oynadım. Sonra oradan 3'e düştüm tekrar. Ama oraya kadar yükseldim. Yani iyi düzeyde oynuyorum. Fakat ben bu anlattığım anlamda oynuyorum. Futbolun gerçekleri gibi şey yapıyorum, oynuyorum. Fakat daha genç olan arkadaşlar tamamen onlara da anlatıldığı gibi hep hurra şeklinde oynuyorlar. Ve biraz oyun olarak, yani futbolun prensipleri gibi değil, oyunun açıkları gibi oynamaya çalışıyorlar. Ve diğerini sıkıcı buluyorlar. Hatta sen öyle oynadığın zaman küfür geliyor. Ne biçim oynadın? İşte aptal adam, idiot falan diye sana küfür ediyorlar. Yani oyunun yönünü değiştirerek futbolun günümüz prensibiyle oynadığın zaman gençler sıkılıyorlar oynarken. Onlar o hurra oyununu daha çok seviyorlar. O yüzden işte bu çerçevede artık İFAB mı olur, UEFA, FIFA mı olur, bir takım yenilikler getirilebilir. Bu anlamda bir güç gösterisi oldu. Belki bir takım imtiyazlar alındı, verildi. Ama tekrar etmek gerekirse Şampiyonlar Ligi'nin bugünkü sisteminin de aslında Avrupa Süper Ligi'nden çok daha büyük bir farkı yok. O yüzden gelinen durum budur. Abi şey, güzel anlattın, ağzına sağlık. Evet, aynı Feren, şekilde. Galatasaray, Trabzonspor, işte seyircisi olan Eskişehir Spor, Kocaeli Spor, Sakarya Spor, Göztepe, Karşıyaka bir lig kursa Süper Lig diye. Ankara Gücü, Gençler Birliği, çok Ankara Gücü, işte ne bileyim, bir Süper Lig kursalar ve satışa çıkarsalar bu ligi çok para verirler. Bein Sports da ben daha çok para vereyim der. Çünkü bazı maçlara boşu boşuna para harcıyorlar. Kimse izlemiyor. Hiç kimse izlemiyor. Hiç alıcısı yok. Bazı maçların hiç alıcısı yok. Niye böyle bir lig var? Çünkü böyle bir lig olduğu için herkes futboldan gelen paradan faydalanabiliyor. Sorun bir. Soru bir. Acaba faydalanıyor mu? Cevap bir. Faydalanamıyor. Evet. Soru bir. Böyle bir lig ihdas etseler üç büyükler, biz batıyoruz, daha çok paraya ihtiyacımız var deseler, ki sürekli kavga da ediyorlar bu konuda. Taraftarlar futbolu öldürüyorsunuz diye sokağa çıkarlar mı? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray taraftar çıkar mı? Çok merak ediyorum. Çıkmazlar. Yok. Çıkmazlar sokağa. O iyi iyi karar derler. Tabii tabii. Ve yani niye büyük gidiyor? Ha, burada daha önce bugün bir radyoya da bağlandım. Söylediklerimi ikinci defa dinleyecekler için tekrar olabilir ama abi çok para harcadınız siz zamanında sevgili Real Madrid. Galacticos'u kurdunuz. Ne oldu? Messi ve Ronaldo için ortalık birbirine girdi. Milyonlar havada uçuştu. Neden? Daha çok forma satmak için. Daha çok forma satmak için yaptınız bunu. Niye yaptınız? Daha çok güç sahibi olmak için yaptınız. Kulüpleri siz batırdınız. Pandemi gelince de çöktünüz. Çünkü akıyordu para. Artık akmıyor para. Artık akmıyor para. Türkiye kulüplerine bak.
Drogba ile Snyder'i getirdiği sene Galatasaray'ın Beşiktaş Dentinho'yu alabildi. Galatasaray'ın şampiyon olacağı Drogba imzasının atıldığı gün belliydi. Dünya çapında acayip bir adamdan bahsediyoruz. Bir de Snyder, oh bitti iş. Ne oldu? O alışkanlık seni aldı götürdü, iflas etti. Bugünkü borçların müsaitliğinin X, Y, Z olduğunu falan düşünmeyin. O mantalite değişikliğidir. Devamlılık var mı? Sürdürülebilirlik var mı? Ha, olabilirdi. Nasıl olabilirdi? Türkiye'de futbol ürününe de saygı duyularak olabilirdi. Herkesin sevmesini sağlayarak olabilirdi. Drogba, Snyder'in üzerine Galatasaray başkalarını da koyardı. Fenerbahçe, Van Persie'lerin falan üzerine başkalarını da koyabilirdi. Sürdürülebilirliği kendimiz yok ettik. Yok ettik yani. Bu ülke futboldan para üretemiyor. Ve daha da kötüye gidecek. Ve bir gün çıkacaklar, Süper Lig kuralım diyecekler. Aramızda oynayalım diyecekler. Süper final hikayesi vardı biliyorsun. Süper final kötü bir dönemin kötü bir projesi olarak adlandırıldı. Ama bir şekilde televizyonu kurtarma projesiydi. Hiç kimse itiraz etmedi. Niye itiraz edilmedi? İlgi var mıydı? Vardı. Aralarında maçlar her zaman satar. Mesela beIN Sports'ta Fenerbahçe Galatasaray maçı reklamcılara süper derbi diye satılır. En büyük parayı oradan kazanırlar. Beşiktaş Galatasaray, Beşiktaş Fenerbahçe, Trabzon maçlarından da para kazanır. Diğerlerinden reklam meklam bir şey çıkmaz. Sadece onların çok oynadığı maçlardan çok para demektir bu. O dönem kulüpler de okey dedi. Taraftar da ağzını açmadı. Hiç kimse kimseyi de yönlendiremedi. Yani dolayısıyla işin özeti Türkiye'de de, Avrupa'da da, dünyada da para. Ama dün Uğur'un yazdığı şeyi sen okumuştun. Çok doğru bir kelime. Bütün gelirler NFL finali kadar para üretemiyorsa Ya, Super Bowl. koyup düşünmek lazım. Super Bowl kadar para üretemiyorsa o zaman düşünmek lazım. Ha, her şey para mı kardeşim? Evet, her şey para. O parayı alıp paylaşmayı becerebilirsen her şey para. Bal ligi kulüpleri batak. Üçüncü lig kulüpleri batak. İkinci lig kulüpleri batak. Belediye yemeklerini veriyor. İl özel idare yol paralarını karşılıyor. Maçlıklarını zengin adamlar veriyor. Zengin adam da kalmadı. Türk futbolu böyle. Para gelsin de iddiadan diye böyle bekliyorlar bankada. Onlara ne destek verebiliyoruz? Verebiliyor muyuz? Hayır. Burada da aynı statüko var. Yani eninde sonunda dünya ekonomisinin gittiği yere gidecek iş. Düşünün, düne kadar televizyonda film izlemek için ya televizyonun vereceği filmi bakıyordunuz, yani antenden gördüğünüzü, ya efendime söyleyeyim Digiturk, D-Smart her neyse onu alıyordunuz. Birdenbire ne oldu? Artık Digiturk'e veya D-Smart'a ihtiyacınız olmayabiliyor. Hop basıyorsun akıllı televizyona, hop karşına Netflix, Amazon Prime çıkıyor. Tık film izlemeye başlıyorsun. İstediğin kadar. Fiyatı benim nazarımda, yani benim harcadığıma bakarsan dörtte bir. Dörtte birine her şeyi izleyebiliyorum. Demek ki o zaman daha çok insana ulaşıyorlar, daha çok para topluyorlar. Futbol toplasınlar oraya. Özetle kimse paylaşma taraftarı değil dünyada. Hiç kimse. Ama iş paylaşma veya kendi statükonun yok olduğunu gördüğün zaman taraftarı gaza getirip taraftarı sokağa döküyorsun. Yapıyor taraftar. Taraftar futbola sahip çıktı diyorsun. Yani Liverpool'da liman işçisi dediğin adam itirazını yaptıktan sonra yine cebindeki 3-5 pound'la gidecek bir yerde bir sandviç, bir kahve içip vay be eskiden neydik, Shankly büyük babamızdı falan diye anlatacak. Ama öbür tarafta Jamie Carragher yüzme havuzlu evinde gidecek ve diyecek ki acaba havalar da sıcak, ufak ufak bir İspanya'ya gidip bir hafta orada kalsak mı, tekneyle Portekiz'e geçsek mi diyecek. Geçmiş olsun yani. Bir arkadaş az önce dedi ki siz dedi eski hakemleri, eski futbolcuları çıkararak yaptınız. Evet biz yaptık yani medyadakiler yaptılar ama futbolu bırakanlar da hakemler de futbolcular da biz yönetelim diyorlar işi. Biz olalım diyorlar. Biz futbol oynadık diyorlar. Yani diyorlar ki sen iktisat okumuşsun, sosyoloji okumuşsun, matematik okumuşsun, bilgisayar okumuşsun, yurt dışında master yapmışsın, her şeyi yapmışsın. Sen değil, ben top oynadım, kafayla çıktım, gol attım diyor. Öyle bir şey yok. Ama Almanlar yapıyor diyor. İyi de Almanlar felsefeyi çıkarmışlar. Sen ne çıkarmışsın? Hiçbir şey çıkarmamışsın. Yani Karl-Heinz Rummenigge'nin, Dieter Hönes'in, Beckenbauer'in eğitimiyle bizimkilerin eğitimi aynı mı? Yok. Ama bizimkiler politikacılar, siyasetçiler, siyasetle iyi ilişkiler kuruyorlar, laf ebeveyni yapıyorlar. Bizde bir tapıcılık var, oyuncuya tapıcılık var. Sen git bakayım Rummenigge olarak Münih'te lüks bir restoranda veya orta bir restoranda yemek ye. Paranı ödeyerek çıkarsın. Burada abi bizdensin aşık olsun derler. Öyle olunca adam ben televizyonda da ben yorum yapacağım diyor. Her neyse yani YouTube'la o da gitti. Şimdi gencecik çocuklar var. Binlerce izleniyorlar. Hiç 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında.
futbol bir yere doğru gidiyor. Bu bir muhtıra oldu. Bu muhtıradan kazanan inşallah garibanlar olur. Evet. Ben aslında şarkı söylüyorum. Fıkra anlatmayı pek bilmem de bu Aziz Nesin'in bir hikayesi olarak anlatılır. Hani sıfıra sıfır elde var sıfır. Aslında arkada epey bir şeyler değişti belki ama hatırlatmak için sen biliyorsan müdahale edebilirsin. Bu aile marabasının hikayesi var. En güzel at ve o atın işte koşulduğu en süslü arabayla kasabaya iniyorlar. Aile maraba. A arabayı sürüyor. Maraba da yürüyor yanında. Kasabaya yürüyorlar. Yerde bir tezek kümesi görülüyor. A da biraz işte alay etmek için müziklikle diyor ki marabasına şu tezeyi ye, atla araba senin. Hem senin olacak, sen bineceksin, ben yandan yürüyeceğim. Maraba işte A'ya gıcık, ondan bir ata bakıyor, bir arabaya bakıyor, bir tezeye bakıyor ve bir şekilde yiyor. Yedikten sonra hakikaten yer değişiyorlar ve kasabaya bu şekilde giriyorlar. Fakat A bozuk tabii. En güzel atını kaybetmiş. Bir anda da yürüyor. Maraba kullanıyor at arabasını. Dönüşte fakat maraba da bozuk. Çünkü durduk yerde tezek yedi. Ve A'nın hani daha güzel arabalar alacak parası falan var ama bu bizimki ata da bakamaz, arabaya da bakamaz. Ve tuhaf bir sosyal durum ortaya çıkmış oldu. Dönüşte yine bir noktada bir tezek yığını buluyorlar, görüyorlar. O da diyor ki A diyor hem intikam almak için hem de durumu toparlamak için sen şu tezeyi ye, at ve arabayı geri al. A da oturuyor, yiyor. Tekrar arabaya biniyor ve atı kamçılayıp köye giriş yapıyorlar. Köye girerken maraba diyor ki, A diyor, maraba A'ya diyor ki, am diyor, köyden çıkarken araba senin, at senindi, yürüyen de bendim. Köye giriyoruz, at senin, araba senin, yürüyen yine benim. Am öyleyse biz bu boku niye yedik diye soruyor. Dolayısıyla Avrupa futbolunda sosyal medya olduğu için bu kelimeyi kullanabiliriz. Tezek dedim o ana kadar. Hakikaten böyle bir durum ortaya çıktı. Ama tabii ne sosyal mesajlar var o Aziz Nesin hikayesinin arka planında. Burada da arka planda çok ciddi değişimler ve bir takım tavizler mutlaka gündeme gelecektir bundan sonra. Bir statiko, daha içindeki farklı bir statikoyla bir güçler savaşı. Game of Thrones oldu aslında bu. Ve orada bir bilek güreşi görmüş olduk. Evet, biz bu tezeyi neden yedik konulu Fıkra ile birlikte, yani, Aziz Nesin hikayesiyle birlikte ticari bir geldi. Çok güzel bir fıkra anlattın, tam da oturdu, ağzına sağlık. Futbol bir ürün, bu ürünü UEFA alıyor, işliyor, satıyor ve önemli bir komisyon alıyor bu işten. Evet. İstediği yere ceza kesiyor, istediği yere ayar veriyor. İstediği gibi yönetiyor. Bir devlet gibiler. Büyük bir devlet, güçlü bir devlet gibiler. Sorumluluğu olmayan devlet gibiler. Ticari hakların yönetimi konusunun profesyonelleştirilmesi gerekiyor. Aynı şekilde Türkiye'de de. Federasyonun sadece milli takımla ve altyapılarla ilgilenmesi lazım. Ama federasyon çok zengin bir kurum. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, XYZ'nin ürettiği enerjiyi başkaları alıyorlar. Yani şöyle anlatılır. Türkiye Futbol Federasyonu kulüplere sahip. Kulüplerin hakları onlarda. Bunları alıyorlar, kulüpler adına satıyorlar televizyona. Televizyon da bunu taraftara satıyor. Taraftarı birer hortum olarak düşün. Hepsinden minik minik hortumlarla parayı topluyor. Bünyesine alıyor. Sonra bunları federasyona aktarıyor. Bu sayede arada ettiği kar cebine kalıyor. Federasyon da kulüplere bu parayı veriyor. Doğru mu? Veriyor. O da karını alıyor. Yani kulüpler halkın verdiği paranın %kaçını alabiliyorlar. Bir, yayıncı kuruluş koyuyorsun. İki, federasyon koyuyorsun. Ama kulüpler kendi ticari sistemlerini kurarak direkt satışa çıkarırlarsa ne olur? Artık kolay. Eskiden kulüplerin dijital platform kurma şansları yoktu. Mümkün değildi o paraya ulaşmaları. Evet. Ulaşamazlardı. Federasyon kurgusu içerisinde oynuyorlar. Artık çok kolay. 10 tane öğrenciyi al, 10 gün staj ver, sana muazzam fikstür yazarlar. Olağanüstü fikstür yazarlar ve hakem olaylarını organize edecek işler yaparlar. Tamam. Hadi onları federasyon yapsın zaten. Birileri yapmasınlar. Kendi platformunu kurdu. Gün Ali Koç, Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Başkanı bir araya gelseler, Ali Ağaoğlu, Trabzon gelseler, bir dijital platform kuralım deseler 15 günde kurarlar. 15 gün sürer. 20 gün sonra yayına girerler.
fiyatı belirler, daha çok para kazanabilirler. Burada federasyonla Türk futbolundaki ticari haklar konusunda kulüplerin bir araya gelmesi hem vatandaşın hayrına olması lazım bazı şeylerin, hem de kendi hayırlarının olması lazım. Ya, Türkiye'deki yayıncı kuruluşa bakın. NBA yok, Formula 1 yok, İspanya Ligi yok, Premier Lig yok. Filmler eskisi kadar yok ama fiyatlar aynı. Onlara da haksızsınız demiyorum çünkü kaçak göçek var. Artı Netflix rekabet yapıyor, Amazon Prime rekabet yapıyor, Blue TV rekabet yapıyor, Puhu TV rekabet yapıyor, Exxen rekabet yapıyor, Gain rekabet yapıyor. Artık tekel değiller, onların da gücü kalmadı. Dolayısıyla bu ekonomik şartlarda, bu ekosistemde kulüpler bir şekilde kendi ticari haklarını yönetecekler, ticari haklar satılacak, ticari hakları birine vereceksin. Formula 1'de olduğu gibi ticari haklar ayrı, sportif haklar ayrı yönetilecek. Başka kurtuluş yolun yok. Bu sportif hakları değil de ticari hakları ellerine aldıkları zaman bak sen kendi trollerini oluşturuyorlar mı? Haydi siz ona vurun, siz de ona vurun, siz de ona algı yaratın. Yok. Diyecekler ki bir dakika arkadaşlar. Biz 6 gün rakip değil, dost, ortak, 7. günde rakip olalım. Bunu diyecekler. Yani tabii bunları hepsi biliyor ama uygulamaya gelmiyor. Sonuçta bana ne kardeşim, ben yönetimde olduğum sürece 2 şampiyonluk, 2 kupa alayım, efsane olayım. Başver ben bir hoca olarak şunu alayım. İş bitmiş yani, o anlamda çok zor. Bence dediğim gibi çıkıp Türkiye'deki gazetecileri bizi sakın çağırmasınlar. Futbol yönetenleri, mesela dün Şekip Bey vardı. Şekip Bey gibi insanları, parayı da bilen, futbolu da bilen, hukuku da bilen insanları bir 15 kişiyi toplasınlar. O 15 kişi mesela Sabri Ugan'a söylüyorum, TGRT'de futbol yapıyor. 9 kişi çıkıp Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın haklarını savunuyorlar. Haksızlığa uğrayan kulüplerimiz için bir can suyu oluyorlar. Bu sefer 10 tane futbol kodoman adamını çağırsınlar ve Türkiye Süper Lig UEFA kavgasından hangi mesajı almalı tartışmasını yapsınlar. Veya TRT yapsın bunu veya başka Tam bir kanal buldum. yapsın. Tam buldum. Tam buldum. Tam buldun diyorum. TRT başta şey yapıyor ya, en çok tartışma, en çok yorum, en çok işte karşı tarafı kızdırıcı, tahrik edici, en çok konuşmalar TRT'de yapılıyor. Yani o dediğin sistemin, hani TRT'nin bir kere her şeyin ötesinde eğitim şeyi vardır, misyonu vardır. Yani hem içinde çalışanları sizler gibi eğitmesi, hem de Türk halk müziğinin, klasik Türk müziğinin, sanat müziğinin repertuarını tutması, onlarla ilgili eğitim yapması, müzisyenleri eğitmesi, halkı da aynı şekilde bu şekilde eğitmesi, bilinçlendirmesi. Ve o yüzden bu tarz oturumlar, bu tarz konuşmalar olacak. Biz de izleyeceğiz. Dediğim gibi spor meydanı, siyaset meydanı, spor meydanı versiyonu. Onun yerine normal takım taraftarı gibi eski futbolcular, bir takım yorumcular çıkıp öyle olmaz, böyle olmaz, hakem falan. Ya her yerde yapılıyor zaten. Yani TRT bu kadar olanağıyla ve bu misyonuyla, bu görevi var yani. Görevi, işi bu. Bu işiyle bunu yapması yerine kısır tartışma programları falan filan. Oraya da öyle bir neyse durum var. Bak bir şey söyleyeyim. Örnek vereceğim. Yaşanmış örnek vereceğim. TRT'de benim çalıştığım dönemde bir spor stüdyosu yapıyorduk. Spor stüdyosunda tık 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 maçlar veriliyor, kapatılıyordu program. Herkes izliyordu. Sonra NTV'ye geldik. Lig maçlarının yayın hakkını aldılar. Şey haklarını, özet haklarını. O evet. Dönemde Pepsi oldu. Pepsi sponsor oldu. Video Lig diye bir program yaptılar. Sunucusu da bendim. Pazar akşamı saat 23'te Pepsi sunar, Video Lig giderdi. Video Lig girerdi. Ben de hoş geldiniz, merhaba. Az önce biten maç şöyle oldu. Hop görüntüler. Beşiktaş böyle yaptı. Hop Galatasaray, hop Bolu, Bursa, Malatya. Video Lig'i izlediniz. Hoşça kalın. Sonra dediler ki ya biz buna bir yorumcu koyalım. Yanıma bir yorumcu koydular. Kısa 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 yapıyorduk. Çok kısa ama. Ne diyorsun Fenerbahçe'ye Altan diyordum. Diyordu ki ya Fenerbahçe istenen akan oyunu oynayamıyor. Hep duran toplardan top kazanıyor. Daha set oyunu oynamalı. Daha çok paslaşmalı. Bir forvet transferi şart. Eğer bunlar gerçekleşmezse bu işi zor diyordu. Peki teşekkür ederim. Şimdi Beşiktaş'a bakalım diyordum. Tık dönüyordu. Beşiktaş ne diyorsun? Çok forvete bağlı oyun oynuyorlar. Bu forvete bağlı oyunu bir şekilde gidermeleri lazım. Bak işler terse gidebilir. Teşekkürler deyip devam ediyordum. Bir saatte yine program bitiyordu. Daha sonra dediler ki olmuyor böyle. Stüdyo kuruldu. Abiler toplanmaya başladı. Toplandı. Duman Bilmen bir gün bana dedi ki ya ben senin programını hep izlerdim dedi. NTV'ye geldikten sonra. Tık tık bir saatte verip. Doğrusu oydu abi. TRT'nin de yapması gereken o. Tak 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 ver git çık git. Yorumcularla ilgili ayrı şeyler yapılabilir tabii ki. Yani devlet televizyonunun
özel televizyonları onların sürüklediği yere gitmemesi lazım. Ha, bunu söyleyemeyiz. Burada söylüyoruz. Duyanlar çok kızacaklardır. Ya, bu onların işine karışmak falan değil. Artık bir akla, bir görüşe de saygı duyabilmek lazım. Kötü bir şey söylenmiyor. Kötü bir şey değil bu. Siz yapmayın değil. Eğer öyleyse TRT daha çok kişinin fikrini almalı. Dün WhatsApp attığımda insanlar birbirleriyle kavga ediyorlardı. Ali Gültiken bir şey söylemiş, Tümer Metin de Ayhan Akman bir şey söylemiş ve bu her hafta oluyor. WhatsApp gruplarımın içerisinde insanlar birbirleriyle kavga ediyorlar. Daha çok insan konuşsun. Yine o üçü ana yorumcu olsun. Yani ben akıl öğretmiyorum onlara ama gittiği yer olayın o. Tabii ki o saatte mesela ben izliyor muyum? İzlemiyorum. Friends izliyorum ben. How I Met Your Mother izliyorum. İzlemiyorum abi. Niye izliyorum ki? Sen de oyun oynuyorsun. Neyse uzatmayalım orayı çok fazla. Yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. Bu Pardon, kavgadan sesini bize düşürdü. fayda Okay, sağlanan var. akşam Galatasaray-Trabzon maçı hem önünde hem sonunda Dolly Barakas da bizimle birlikte olacak. Yayınlarımız var. Ligin dönüm maçlarından bir tanesi. Şimdi Hamit bizim içeriden uyarıyor. VMix'te bir sorun varmış. Onunla ilgili bir StreamYard'la bir değişim yapacağız. O yüzden programı kapatalım yavaş yavaş. Katkılarınız ve tüm desteğiniz, beğenileriniz, abone de olduğunuz için tekrar tekrar teşekkürlerimi sunalım. Akşam yayınında görüşmek üzere. Hoşçakalın.